Sevgili boğalar, 2023'te yaşadığımız tüm kriz, yaşanan olayları 2024'te hiçbir şekilde dünyaca yaşamamamız lazım. Ülkemizde çok büyük bir deprem oldu. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Onlar bizim toprağımız, onlar bizim canlarımız. Evet sevgili boğalar, hani deriz ya, tamamen şans eseri fırsatları yakalayarak daha güçlü ve daha kendinizden emin olacağınız adımlar atacaksınız. Çevreniz, çevredeki insanları komple değiştirmek, farklı alanlarda farklı çevreyle bütünleştirmeyi gösteriyor. O yüzden içinizden nasıl yaşamak istiyorsanız, kuralsız, düzensiz, yani hayatınızda aktif olmayan noktalar bile hani zemin artık değişmeye doğru yavaş yavaş kımıldanarak farklı alanlara yolculuk yapacaksınız. Nisan ayından sonra kazançlarınız, paranız daha hareketli bir nokta olacak. Ama unutmayın 26 Mayıs'tan sonra Jüpiter şansı ve enerjisini yavaş yavaş kendi yörüngenize doğru çekmeye başlayacaksınız. Hani bazen deriz ya, bize sonsuz şans verilir. Biz bu şansları doğru değerlendirdiğimizde daha çok iş hayatımızda aktif olmayı, yerimizde değişmesi gereken konularla ilgili hızlı kararlar, maaşımız, paramız, düzenimiz ya da yöneticinin ya da yönettiğimiz noktanın hakimiyeti ve kontrolü bizim elimize geçeceğini gösteriyor. Yani iyi görünmek sizin olağanüstü fikirleriniz, yaratıcılığınızı gösterecek. Yani bir nevi şans size kımıldıyor ama Mayıs'tan sonra şans size hızlı bir hareketli şekilde hayatınızın içerisinde bulunmaya davet ediyor. O yüzden planlarımızı doğru yapıyoruz ve doğru süreçte kendi adımlarımıza da karar veriyoruz. Evet, Nisan'a kadar sağlık projesi, mide operasyonları, kiloya çok fazla hakimiyet kurabiliriz. Rejimde vücut organlarımız sıkıntı yaratabilir. Bu Mayıs evresine kadar, Ocak'tan Mayıs'a kadar sağlıkla ya da aile büyüklerimizin sağlığıyla alakalı noktada çok fazla kaoslar, sorunlar yaşayabiliriz. Çocuklarımızın küçük defek operasyonları, büyüklerimizin bu tarz noktaları da söz konusu olacak. Evet, özellikle kurumsal alanda çalışanlarda yer değişimi, mekan ve şirket değişimi ile ilgili mücadele ettiği nokta Haziran sonu ve Mayıs Haziran sonuna kadar, Temmuz ortasına kadar istediğimiz şirket, istediğimiz olumluluk var. Yerimizde değişmesini istediğimiz masa, aktif rol almak istediğimiz alanlarda da büyük organizasyon içerisinde olmak istiyorsanız bunları çok iyi planlayarak yavaş yavaş bu noktaya doğru ilerleyeceksiniz. Eğer ki devlet kurumuyla alakalı bağlantı içerisinde çalışıyorsanız ya da taşeron firmadaysanız devletin içerisinde yer almak istiyorsanız Mayıs artık bu konumuzla ilgili adımlar ve haberler ve çevreye oluşturacağımız insanlarla birlikte işimiz, konumuz artık daha devlet kadrosu içerisinde taşerondaysanız devlete gireceksiniz. Bu da sizin için daha böyle güvenli alanı, hakimiyet kuracak. Devletten farklı bir kuruma geçmek isteyenler acele etmeyin. Kurumunuzun yöneticileri değişerek buradaki krizler, buradaki yanlış anlaşılmalar tam anlamıyla çıkmış olacak. Yerinizde rahatlık, sadece tamamlamanız gereken eğitimlerle alakalı noktada daha aktif rol almanız gerektiği eğitimimiz, yarım bırakılan üniversitemiz ya da master'ımızla ilgili daha konforlu bir alana geçmemiz lazım. O da sizin rütbeniz ve devletle alakalı noktalarda daha hızlı geçişlerinize yardımcı olacak. Ve kendi işinizi yapıyorsanız ve iş konularınızla alakalı farklı bir alana geçerek bu noktanın size kazançlı olmadığına karar vererek farklı bir iş içerisine gireceksiniz. Bu kararda adımlarınızı doğru yaptığınızda kazançlı. Bunu da büyük bir ihtimal Şubat'ta karar verip Eylül'de bunun startını vereceksiniz. Şubat'tan Eylül'e kadar şu anki mallarımız, işimizi tamamlayıp yepyeni bir Eylül'e geldiğimizde de yeni bir sisteminiz sizin için olumlu ve aydınlık olacak. Ortaklı işlerden kurtulmak, ortaklı yol almamak isteyen sevgili boğalar, evet gerçekten ortaklı projede yer almak istemiyorsunuz. Uzun süredir de hep kazık yediğiniz için artık insan bu kardeş olur, kuzen olur, yakın dostunuz olabilir. Onları idare etmekten, onların hatalarını toparlamaktan kendi ekonomik hayatımızda sıkıntıya düştü. En geç
Kasım ayına kadar çözülmesi gereken borçlar, ödenmesi gereken noktalarla birlikte Kasım ayı ortaklı noktalarımızı tam anlamıyla ayırmış olacağız. Hak ve adalet noktasında doğru bir süreç ayrımı olacak. Korkmanıza gerek yok diyorum. Ama yurt dışına başvurularımız ya da çocuklarımızın yurt dışı ile ilgili süreçleri Haziran'da okey, Eylül'e kadar da orada düzenleri, evleri ya da sizin düzen ve eviniz çözülmüş olacak. Oturum hakkı, başvurunuzla ilgili de mücadelelerde hak kazanacak. Özellikle de hani deriz ya, aşk evliliği değil, hani o anlaşmalı evlilik yapmak isteyenler için Mayıs sonu, Haziran, Temmuz ayına kadar da bu anlaşmalı noktada evliliğiniz gerçekleşmiş olacak ve yurt dışı ile alakalı planladığınız yolculuğunuz da başlayacak. Bence güzel süreçler var. Gizli şansları, gizli kazançları çok iyi değerlendirmeniz gerektiğini uyarıyorum. Bir de şöyle demek istiyorum. Eşinizle ortak bir iş yapmak isteyebilirsiniz. Eşinizin matematik zekası gerçekten ve düzen kuralı çok iyi. Yapın, kendi markanızı daha sistematik olarak yaratın. Bu ara yaratıcı yönümüz, sanatçı yönümüz de daha ön planda yol alacak. Kendi işimizle ilgili markalaşmak, büyümek, yurt dışı ile alakalı alanları da en iyi şekilde yaratacağız. Bence gizli şanslar size sihir gibi dokunacak, bunu doğru değer. Aşk konusunda yaralanmaktan daha çok ilişki idare edeyim, artık devam etsin, başka doğru insan yok diyen sevgili yükselen boğalar için veda dönemi. Çünkü bu noktanın size gelecek vaat eden bir noktası yok. Bitirmeniz gerekiyor. Çünkü gerçek aşka da var olmak için Ağustos ayına ihtiyacınız var. Bitirin, Ağustos'ta gerçek aşka adım atarak evlilik yapacağınız insanla karşılaşma söz konusu olacak. Bir de uzun soluklu ilişkilerin Ağustos, Temmuz ve Eylül'e kadar evlilik tarihiniz, düzeniniz, hayatınız oturmuş. O istediğiniz evi de gerçekten alarak yuvanızı kuracaksınız. Sadece bazı bu hamile boğalarda düşük riskleri çok fazla olabilir. O yüzden ağır kaldırmayın, doktor kontrollerinizi yapmanızı öneriyorum. Evli çiftlerin özellikle binanız rutubetli olabilir, evin enerjisini sevmiyor olabilirsiniz, ev kısmı hani kasvetli olabilir ve taşınma arzunuz çok fazla var. Burada bir satmanız gereken ya araç, bir evle birlikte yeni bir eviniz de hayırlı ve uğurlu olsun. Ama ailemize ait topraklar, arazilerin bölünerek satılmak değil. Herkes yerini belirlemek istiyor. Bununla ilgili aile büyüklerimiz çözüm yaratacak. Hani deriz ya, hak bana doğru şekilde verilecek mi dediğimde artık nasip size nasıl geliyorsa razı olmayı bilmek lazım diyorum. Aile büyüklerimizin yasal mahkemelik sorunlar, özellikle cezaevinde olanlar, bunlarla ilgili güzel gelişmeler olarak hanemiz daha mutlu ve sevinçli evreye girecek. Üniversite ya da liseye hazırlanan çocuklarımızın dikkat ve sorumluluk evresinde dağınıklıklar olabilir. Bir pedagog, bir psikologla bu çocuklarımızın enerjisini toparlamaya ihtiyacımız var diyorum. Evet, evinden çıkmak istemeyen parkeniz, özellikle fayanslarınız, özellikle gömme dolap fikri olanlar için hayırlı olsun. Hiç evsiz olup da hani TOKİ'den ev başvurunuz olursa çıkma hakkı var. TOKİ'ye de başvurmanızı önemli rica ediyorum. Bir de boşanma evresinde olanlar da mal krizleri yüzünden boşanmalarda çok fazla uzun soluklu devam ederek yalan yanlış şahitlerle ilişkiniz zora düşebilir, iftiralar atılabilir. Sorumluluklarınızı, telefon konuşmalarımızı, maillerimize dikkat etmemiz gerektiğini unutmamamız lazım. Özellikle de ev hanımlarının kendini başarı anlamında kurslar, eğitimler alarak bu yıl daha aktif rol alacaklarını söz konusu. Yalnız estetik uğruna vücudumuza zarar vermemizi, doğru ve diyetisyenle kilo vermenizi öneriyorum. Yanlış hatalar vücut organlarımıza ya zarar verebilir. Aynı şekilde de gece yeme özelliği olan sevgili boğalar, özellikle akciğer ve midenizde hassasiyetler, mide içinde sıkıntılarımız olabilir. Bunları dengelememiz lazım. Hayırlı bir dönem ama sağlık olarak sırt, boyun, mide, akciğer hakimiyetimiz daha stresli olacak. Anne baba sağlıklarının özellikle Haziran ayında daha zorlu bir süreç olacak. Köy evimizle ilgili amca ve kuzenler arasında büyük kaoslar çıkartılacak. Bunları da anne ve babamıza doğru şekilde ifade ederek bu karmaşalardan uzak tutulması gerektiğini uyarıyorum. Evet, güzel bir yıl sizinle olsun.
hiç ilişkisi olmayanlar, bu yıl evlilik yılınız, şans yılınız. Gerçekten doğru insanı bulacaksınız, mutluluğu tadacaksınız. Para ve borçlarınızla alakalı noktayı yavaş yavaş toparlayacaksınız. Gizli paralar size ayrı bir kazanç, ayrı bir güç. Kredi ödememelerimiz, borç ödemelerimizle alakalı noktada her şey raylı ve sistemli oluşacak. Korkmayın, cesaretle her şeyi yenebilecek güce sahipsiniz. 2024 uğurlu ve bereketli, evinize böyle Hızır Aleyhisselam'ın ruhu gibi, Peygamber Efendimiz'in nefesi gibi gelsin efendim. Hoşçakalın.